Merhaba arkadaşlar, 3 arkadaşımız R25 için kombin ve kask önerisi istedi. Onlardan bir tanesi Egemen, bir tanesi PUBG adında bir tane nickname'e sahip arkadaş, bir de Fatih diye bir arkadaş. Fatih'in sorusu kısa, R25 için NXR mı, GT20? NXR spor sürüşlere daha uygun Fatih. Çünkü hani havalandırma yapısı da işte ön tarafı, üst havalandırma kanalları da spor motosiklet duruşuna uygun olarak yapılmış bir kask. Bu yüzden de hani ona göre bir hava alma, ona göre bir kilitleme mekanizması var. Görüş açısı ona göre yapılmış. Tamamen R25 için kullanılabilecek şekilde yapılmış bir kask. GT-R değil de NXR seçmen çok daha iyi olacaktır. Diğer arkadaşlarımız bir kombin istemiş. Onlar için kombine devam edeceğim. Üstündeki montu öneriyorum. Bunun adı Shield diye geçiyor. Revit'in Shield modeli gerçekten spor sürüşler için yapılmış bir model. Çünkü birkaç rengi var galiba. Bir siyah beyazı, bir de sarılı olanı vardı. Sarı siyahı. Bu da turuncu siyah olanı. Şurada da beyaz şeritleri var. Yanında iki tane cebi var. Kışın ve yazın kullanabilirsiniz. Kışın kullanırsanız içinize termal giymeyi unutmayın. Çünkü termal sizi içinizdeki sıcaklığı korumak için yapılmış. Bunun rüzgar ve termal bölümü de var ama içinize bir termal içlik daha giymeyi unutmayın. Rüzgardan ve yağmurdan kısmen sizi koruyacaktır. Kollarında özellikle yumuşak ama çarptığında sertleşebilen D-Trio korumalar var. Omuzunda da var bu korumalardan. Sırtında bir korumayla gelmiyor. Sırtını göstereyim. Sırtındaki korumayı sizin almanız gerekiyor. Bunun kolları cırt cırtlı, şuraları hava alabilir şekilde yapılmış, fermuarlı ve içi fileli şekilde yapılmış. İç tarafında şurada bir tane çıt çıtı var. Bu çıt çıttan kol ayarlaması yapabiliyorsunuz. Açtığınız zaman içteki astarı çıkartabiliyorsunuz ve fileli bir yapısı var. Ve işte şu şekil yağmur geçirmez bir yapısı var. İç tarafında cepleri var. Ve hani korumalı, sizi de aldığınız zaman 10 sene idare edebilecek, rahat rahat götürebilecek, diğer motorlarınıza geçiş yaptığınız zaman onlarda da kullanabileceğiniz dayanıklı kumaşa sahip bir mont. Şu kısmı da tabii ki şöyle tekrar çıt çıtlı. Eldiven olarak da Revit'in Sand Pro'sunu öneriyorum. Çünkü yeni nesil korumalara sahip, bilek yeri korumaları var, darbeyi dağıtan ön yumruk korumaları var. Bilek yeri koruması da böyle darbeyi dağıtan cinsten yeni nesil koruma. Bu hava alabilir model, yazlık model. Eğer kışlık bir model almak istiyorsan Revit Kryptonite alabilirsin, Revit Boxer H2O alabilirsin. Onların linklerini aşağıya ekliyorum. Altına TH90 Pilot kod alabilirsin. Veya işte farklı bir kod cinsi almak, ya kod değil de işte dizlik almak istiyorsan sadece dizlikler korumayabilir. Zandonon'un dizlikleri var, Venom Proel, Vexo Speedy gibi markaların dizlikleri var. Kaza sırasında dizlikler dönerek senin koruma tam olarak korunmanı engelliyor. O yüzden de bir pantolon alırsan, pantolon vücuduna tam oturuyorsa, o dizlikler de tam yerine oturuyorsa dönmeyecektir ve ayağına, işte koluna, bacağına herhangi bir zarar gelmeyecektir. Altına Rockwell bot alabilirsin. Rockwell botları da daha önceden tanıtmıştım. Rockwell'in istersen uzunlarını alabilirsin veya işte TCX'in bu botlarından uzun bot almak istiyorsan bunlardan alabilirsin. Rockwell'in botları da şuralarda, bir dakika göstereyim. Rockwell'in bu uzun botlarından alabilirsin. Çünkü bunların hem vites koruması var, hem terletmeyen bir yapısı var. Bilek, burun, topuk koruması var. Her yerinde korumalı, cırt cırtlı, kolay çıkabilen, giyilebilen, terlettiği zaman da hissettirmeyen bir yapıya sahip. Bundan da alabilirsin. Bu kullanışlıdır. Çünkü körük mekanizması var arkasında ve önünde. Spor sürüşe de iyidir. Mağazadan seçersen daha iyi olur. Bazen numara olarak hani ayağının numarasını alsan da biraz küçük gelebiliyor. Umarım yardımcı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler arkadaşlar.